Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle test okulunun AYT testlerinin çözümüne devam ediyoruz. Konumuz sinir sistemi, test numaramız 2 arkadaşlar. Birinci sorumuza başlıyoruz. Sağlıklı bir insanda beyni örten 1-2-3 yapılarının dıştan içe doğru dizilişinin hangisinde olduğu verilmiş arkadaşlar, sorulmuş. Şimdi beynimizin ve omuriliğimizin arkadaşlar dıştan içe doğru saran bu 3 sarımız sırasıyla en dışta sert sardır. Daha sonra içeride ikisini birbirine birleştiren örümcek sızar ve en içte kan damarlarının bulunmuş olduğu arkadaşlar ince zar kısmından meydana gelmektedir. Dolayısıyla dıştan içe doğru dediği için cevabımız 2-1-3 şeklinde, yani bursa olarak bulundu. İkinci sorumuz, bir öğrencinin uç beyni, yani beyin kabuğu arkadaşlar, hangisini düzenlemez diye sorulmuş. Şimdi beyin kabuğunda biz bilinçli olaylarımızın kontrolünün meydana getirildiğini düşünmeliyiz burada. Dolayısıyla okuduğu soruyu anlama olayını beyin kabuğu, uç beyin yapar arkadaşlar. Daha önce öğrenmiş olduğu formülü uygulayarak problemi çözme. Bakın bu da yine bir beceri gerektirir. Bu da yine beyin kabuğuyla ilgili bir olaydır arkadaşlar. Duyduğu bilgileri deftere yazma. Bakın duyduğu bilgileri deftere yazma yine beyin kabuğuyla ilgili bir durumdur. Güzel kokuyu algılama işlemi yine bakın beyin kabuğu tarafından algılanıyor, duyu organlarımızdan gelen impulslar arkadaşlar ve değerlendiriliyor. Ama şiddetli patlama sonucu irkilme arkadaşlar refleksel bir olaydır. Bunu beynimiz değil, onun yardımcısı konumunda olan arkadaşlar omuriliğimiz ne yapmaktadır? Denetlemektedir diyoruz. Üçüncü sorumuz, uç beynin kontrolünde gerçekleşen bazı istenme hareketler bir süre sonra refleks haline gelebiliyor. Bu refleksleri düzenleyen merkezimiz hangisi diye bu sorulmuş bu soruda da arkadaşlar. Bu refleks merkezimizde arkadaşlar bizim omuriliğimizdir diyoruz. Diğerleri bununla ilgili değil. Dördüncü sorumuz, uç beyinle ilgili hangisi yanlıştır demiş yine bakın beyin kabuğuyla ilgili. Şimdi beynimizin arkadaşlar dışı boz, içi aktır. Omurilikle bakın tam ters idi. Dolayısıyla uç beyin, beyin kabuğu da beyne ait buzul olduğu için bunun bu şekilde olması beklenir. Beyin yarım kürelerini arkadaşlar üstten nasırlı cisim, alttan beyin üçgeni bakın ne yapıyor? İkiye bağlıyor. Cevize benzeyen beynimizi bu şekilde iki bölümde arkadaşlar birbirine bağlam noktaları bunlardır diye düşünmeliyiz. Sağ yarım küresi vücudun sol tarafından sorumludur. Evet, beyinden çıkan arkadaşlar motor sinirler omurilik soğanında çarpaz yapıyorlar. Vücudumuzun sağ tarafını beynimizin sol tarafı yönetiyor. Dolayısıyla sağ yarım küresi size bakın sol tarafı yönettiğini düşünebiliriz. Beynin kıvrımları beyin kabuğunun korteksinin yüzeyini artırarak daha fazla bilginin depolanmasını sağlama görevini üstlenmektedir. Homeostasinin sağlanmasında görevli iç organların çalışmasını düzenler. Arkadaşlar homeostasi iç dengeyi sağlayan hipotalamus ve omurilik soğanımızdır. Beyin kabuğuyla bunun herhangi bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak bulunur. Beşinci sorumuz, bir insanın talamusundan geçen duyu nöronları zedelenmiş ise duyuların hangisinde aksama olması beklenmez diyor arkadaşlar. Şimdi talamus 4 yol kavşağı gibi çalışıyor idi. Koku hariç her şey buradan geçmekteydi. Dolayısıyla arkadaşlar talamus zarar görürse, her şey aksasa bile koku alma olayı ne yapmaz? Aksamaz diye düşünmeliyiz. Ve arkadaşlar koku reseptörleri sinirsel kökenli bakın reseptörlerdir. Epitel dokudan köken anlamıştır. Diğerlerinden ayıraç olarak bunu da bilmemizde fayda olabilir. Evet, devam ediyoruz. 6. sorumuzdayız. Şöyle bir omurilik verilmiş arkadaşlar. Hangisi buna göre yanlıştır diyor. X ve Y duyu nöronlarıdır. Şimdi arkadaşlar duyular arkadan algılanıyor. Ön taraftan cevaplar veriliyor. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz refleks yayıdır arkadaşlar. Bakın burada X duyu nöronu, M ara nöron, Z ise motor nöronu ifade etmektedir. Dolayısıyla X ve Y'nin biz şu taraf ve bu tarafın duyu nöronu olduğunu düşünmeliyiz. Z ve K ise bakın çift taraflı motor nöronlardır. Bir refleks yayında Y, L, K nöronları görev yapabilir mi? Evet, bakın bu da bu şekilde bir refleks yayıdır arkadaşlar. Arkadan giriyor uyartılar, önden çıkıyor. Arka, dorsal ve ön ventral diye geçiyor Latince olarak da arkadaşlar. Bunu düşünebiliriz. Boz maddeden beyne doğru impuls geçişi olamaz diyor arkadaşlar. Boz madde şurası bakın. Omurilin iç orta kesiti. Arkadaşlar buradan beyne doğru impuls geçişi neden olamasın? Çünkü omurilikten beyne geçiyor impulslar. Dolayısıyla cevabımız Denizli olmalı.
Sağ ayağına iğne batırılan bir kişinin, yani şuraya iğne batırılan bir kişinin sol ayağını çekmiş olması durumu şöyle ifade edilir arkadaşlar. Normalde refleks sayı bakın bu şekildeydi. Şu şekildeydi bakın, ama burada ne yapmış? Sağ ayağına iğne batmış ve ne yapmış? Sol ayağını çekmiş. O zaman sıramız böyle olacak. Yani X, M, X, P, K şeklinde arkadaşlar olması lazım ki o da zaten bu şekilde verilmiş. Bunun dolayı cevabımız Denizli olarak bulundu. Evet, 7. sorumuzdayız. Hangisi orta beynin görevi değildir diyor arkadaşlar. Orta beyin arkadaşlar bazı refleksel olaylarımızı kontrol eden arada kalan küçük bir bölümdür. Mesela bunlardan bir tanesi görme refleksidir arkadaşlar. Göz bebeğinin büyük küçülmesi refleksi. Vücudumuzun duruş biçimiyle beraber bakın kas tonusumuzda yine orta beynin görevleri arasında yer almaktadır. Ve işitme refleksidir arkadaşlar. Mesela kulakları dikelen bir köpeği düşünün arkadaşlar. Ses duyunca bu da bir refleks olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkmış oluyor. Fakat İç salgı bezlerinin çalışmasını düzenleme işlemini arkadaşlar orta beynimiz değil hipotalamusumuz, yani ön beyin ara beyin kısmında bulunan arkadaş hipotalamusumuz ne yapmakta denetlemektedir arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız Denizli olarak bulunur. 8. sorumuz, beynin kesiti gösterilmiş, buna göre hangisi yanlıştır diyor. Bir ile gösterilen bölüm refleks merkezi midir acaba? Arkadaşlar burası beyin kabuğunu ifade ediyor. Beyin kabuğu refleks merkezi değil. Bakın şu bölge omurilik arkadaşlar refleks merkezidir. 2 ile gösterilen bölüme bakalım. Beyinciğimiz kas hareketlerini düzenler mi? Evet, dengeyi sağlamak için düzenler. 3 ile gösterilen bölüm kalp atışlarını düzenler mi? Evet, burası omurilik soğan arkadaşlar. Her türlü hayatsal olaylarımızı, hayat düğümü olduğu için omurilik soğan düzenliyor. 4 ile gösterilen bölüm, yani pons arkadaşlar, ikincinin yarım küreleri arasında impuls iletir. Evet, beyincik yarım küreleri arasında impuls ileten arkadaşlar ponstur. 5 ile gösterilen bölüm ise kas tonusunu düzenleyen orta beynimizi ifade etmektedir. Buna dolayı cevabımız Adana olarak bulundu arkadaşlar. 9. sorumuz, bu özelliklere sahip sinir sistemi yapısı hangisini düzenlenmesini sağlamaz demiş. Omuriliğin kafatası içindeki devamı gibidir. Beyinciğin altında omurilik ile ponsun arasında bulunan yapı arkadaşlar bizim omurilik soğanı, yani hayat düğümümüzdür arkadaşlar. Hayat düğümü sindirim, solunum, dolaşım, boşaltım gibi her türlü hayatsal olaylarımızı kusma, yutma, çiğneme, hapşırma gibi denetleyen merkezdir aynı zamanda. Dolayısıyla soluk alışverişi hızını sağlar, kalp atış hızını sağlar, yutmayı sağlar, kan damarların büzülmesi, gevşemesini sağlar arkadaşlar. Fakat iskelet kaslarının refleksel hareketlerini omurilik ne yapmakta? Denetlemektedir arkadaşlar. Evet, 10. sorumuz, İnsanın merkezi sinir sistemi ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Beyin ve omurilikten oluşuyor merkezi sinir sistemimiz. Evet. Beyin sadece istemli olayları düzenler demiş arkadaşlar. Beyin kabuğu istemli olayları düzenliyor ama beynin içinde bir sürü arkadaşlar farklı uzuvlar vardır. Dolayısıyla istemsiz bakın olaylarımızı da düzenlediğini söyleyebiliriz. Sadece burayı düzenlediğini iddia edemeyiz. Omurilik sadece kalıtsal refleksleri mi düzenler? Hayır arkadaşlar, her türlü refleks olayını omurilik düzenler. Kalıtsal diye bir ayrım yapma söz konusu olamaz. Dolayısıyla cevabımız Adana olarak bulunur arkadaşlar. 11. sorumuz, bir motor nöronun efektörle sinaps yaptığı bölgeye nörotransmitter maddeleri bloke eden botoks enjekte edilmiş. Yani motor nöronun efektör kas bezle yapmış olduğu sinaps bölgesine arkadaşlar nörotransmitteri bloke eden botoks enjekte edildiği zaman canlının tepkisi ne yapılmaz arkadaşlar? Gerçekleşemez. O zaman kas hareket edemez mi? Edemez. Duyu nöronunun aksonundan nörotransmitter salgılanması engellenir mi acaba? Arkadaşlar bunun buradaki botoksun duyu nöronuyla bakın ilgisi yoktur. Çünkü motor nöron arkadaşlar bakın şöyle bir yayımız vardı. Duyu nöron, ara nöron bakın motor nöron, burası bakın efektör organ, burası reseptör organ. Yani duyu nöron bakın burada arkadaşlar, bizimki ta şuraya eklenen bir botokstan bahsediyor. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu olamaz. Ağrılar hissedilemez diyor. Arkadaşlar tepki verilemez. Bakın duyu nöronu çalışıyor, ara nöron çalışıyor. Ama motor nöron bakın şurada sekteye uğradığı için duyular algılanır arkadaşlar. Algılanmaz, hissedilmez diye bir şey düşünemeyiz. Bundan dolayı cevabımız yalnız bir olarak bulunur. Evet. 12. sorumuzdayız.
İnsanda diyor, insanda 12. sorumuz, 1, 2, 3, 4 bölümlerinden hangileri merkez sinir sisteminde yer alır diyor arkadaşlar. Merkez sinir sistemimiz beynimiz ve omuriliğimizi ifade ediyor idi. O zaman beyin kabuğu, evet, beyne ait bir kısımdır. Omurilik yine arkadaşlar beynin yarımcısı olan kısımdır. Omurilik soğanı beyindeki uzuvdur. Hipotalamus arkadaşlar yine beyinde bulunan, ön beynin ara beyin kısmında bulunan uzuvdur arkadaşlar. Dolayısıyla bunların tamamı arkadaşlar beynimizde ve bakın omuriliğimiz olmak üzere merkez sistemimiz ne yapmakta arkadaşlar? Oluşturmaktadır diye düşünmeliyiz. Yani cevabımız Edirne olarak bulunur. Evet, bu testimizin arkadaşlar son sorusuna bakacak olursak bu özelliklerin tümüne sahip olan sinir sistemi bölümü hangisi diye sorulmuş. Karmaşık ve ince kas hareketlerini düzenleyen arkadaşlar. Arka beyinde yer alan, bakın arka beyinde beyincik, omurilik soğanı ve pons vardı arkadaşlar. O zaman beyincik olabilir, bakın omurilik gitti, orta beyin gitti, omurilik soğanı olabilir. Ara beyin diyor arkadaşlar, arka beyinde ara beyinle ilgisi yok. Ön beyin, üç beyin ve ara beyinde iki ayrılıyordu. O zaman cevap ya beyincik ya omurilik soğanı olacak. İki yarım küreden oluşuyor, ikisi de bakın iki yarım küreden oluşur arkadaşlar. Karmaşık ve ince kas hareketlerini düzenleyen. Arkadaşlar kas hareketleri denge ile ilgili olduğu için cevabımız Adana olarak bulunur. Omurilik soğanı hayat düğümümüzdür arkadaşlar. Sindirim, solunum, dolaşım, boşaltım, kusma, yutma, çiğneme, hapşırma gibi her türlü refleksel ve hayati olaylarımızı ne yapıyor? Omurilik soğanı yönetiyor. Beyincik ise bakın ne yapıyormuş? Denge merkezimiz olarak görev yapmaktadır diyoruz. Bir dahaki derslerimizde, soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.